Efendim, dün çok acı bir haber vardı. Belki bizim işlediğimiz konularla da aslında ilgili bir konu bu. İzmir'den geldi o acı haber. Yani dün yine bir kadın hayatı son buldu. 31 yaşında hanımefendi ve bir gün sonra boşanma davası görülecek olan kocası tarafından öldürüldü. Nurlar içinde yazsın. Bıçaklanıyor. Bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davaları vardı. Bugün boşanmamak için dün hayatını kaybetti. 31 yaşındaki, bence çok genç yani, hayatının ne bağrında daha hiçbir şey yaşamamış bir hanımefendi. Ve anne telefon attığımızda, Gülay Yılmaz Bihtar'ın annesi. Başınız sağ olsun, size ne söyleyeceğimi de bilemiyorum Gülay Hanımcığım ama başınız sağ olsun demek istiyorum öncelikle. Başkaları yanmasın diyerek yayınımıza bağlandınız. Teşekkür ediyorum. Bugün cenaze de günü. Allah sabırlar versin size. Buyurun, sizi dinliyorum. Bunlara durun deyin artık. Benim yavrum gitti. Başka yavrular gitmesin. Bu şerefsizleri çıkartmayın içeriden. Sizin damadınız boşanmayı istemiyormuş ama aynı zamanda da kızınıza eziyet ediyormuş. Evet, evet. Evet, 7 senedir yapmadığını bırakmadı. Alkolik. Alkol kullanıyor. Evet, alkol kullanıyordu. Çocukları var mıydı? Yok, çocukları yoktu. Peki sonra sizin kızınızı bıçaklıyor. Damat ne yapıyor? Gerçi damat demeyeyim, adı Batasıcı da ben yani. Ben oradaydım. Ben oradaydım yavrum. Kucağımda canlardı. Ay kıyamam. Benim yavrum kucağımda can verdi. Ha, sonra ne oldu? Kaçtı mı bu? Yakalandı mı? Ne oldu? Annesi gibi sakladı. Kardeşleri sakladı. Kaçtı. Sonra yakalandı ama anladığım kadarıyla. Yakalandı. Anne ne diye öldürmüş Müge Hanım? Ne boşanmasın demiş diye. Yani şimdi öldü de ne oldu? İşte ya benimsin ya kara toprağın. Allah hayret kahretsin. O da 36 yaşında. Hayret yani. Kız da 31 yaşında. Gencecik kız yani. Benim dışımda bir hayatı seçemezsin. Hayır, bir de anladığım kadarıyla yani diyorsunuz ki benim kızımla beraberken de ona güzel bir hayat yaşatmadı ki daha artık. Aynen, yaşatmadı, hiç yaşatmadı. Kucağımda öldü diyor kadıncağız ya. Zaten böyle bir davranışta bulunan, ölüme kadar giden bir süreci yaşatan birinin normal yaşadığı süreçte de şiddet uygulamamasını beklemek yanlış olur. Yani kim bilir. Her türlü yani evlendi, her türlü rahmetli zaten evlendiği ben pazartesi günü geleceğim demiş. Evet. Aslında Gülay Hanımcığım, ben bağlandığınız için teşekkür ediyorum. O kadar zor ki sizin burada konuşmanız, çok iyi biliyorum. Bugün cenazeniz var. İnşallah hani gönlünüzce defnede nurlar içinde yatsın evladınız. Evladımız öyle söyleyeyim. Ama işte hep böyle kadın cinayetleri farklı gibi gözükse de konu aynı. Siz istemiş miydiniz evlenmelerini? Yeter artık, yeter. Son olsun. Son olsun. Siz istemiş miydiniz evlenmelerini başta? Destek vermiş miydiniz? Hayır, hayır. İstememiş. Yani gelip sizden istediler de evlendiler. Kaçtı mı kızınız? Hayır, hayır. Kendi tanıştı. Anne, efendi iyi birine benziyor dedi. Sen bilirsin kızım dedi. Çok teşekkür ederim. Ama alkolikmiş, saklamış. Efendim? Alkol kullanıyormuş ta o günden beri, bilmiyorduk. Yani anne babanın yine gelip rızasıyla bir isteme durumu yok, öyle anlaşılıyor. Damadın babası aramış, şimdi demiş ki asıl Bihter oğlumla barışmak istiyordu, oğlumu eve o çağırdı. Niye geldi damat sizin eve? Anlamadım. Damat niye sizin eve geliyor, ertesi gün boşanma davaları vardı? Bizim haberimiz yok ki. Mesaj attı sadece. Yarın mahkemeye gelecek misiniz diye. He. Biz de evet dedik. Ben küçük damadımın evindeydik biz. Biz Eskişehir'de ikamet ediyoruz. Kızım yanımdaydı benim.
Buradan gittik. Dün mahkememiz vardı işte. Yemeğimizi yedik. Biz mutfaktaydık. Kızı kardeşinden yeğenini aldı, oynatıyordu. Kapı çalmış o arada. Açınca indirmiş bıçağı çocuğuma. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.